Yaşlanma İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu ve değerli konuklar. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'na onursal doktora payesinin verilmesi için düzenlenen akademik törene hepiniz hoş geldiniz. Törenimiz bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalarla devam edecektir. Şimdi sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'nu takdim etmek üzere Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Doçent Doktor Muhtar Kürsi'ye davet ediyorum. Tüm değerli konuklarımız, sayın milletvekilleri, sayın kaymakamımız, KKTC heyetinin sayın yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin sayın temsilcileri, mütevelli heyetimizin sayın başkanı ve üyeleri, pek değerli sayın rektörüm, sayın öğretim üye ve görevlilerimiz, sayın basın ve yayın kuruluşları mensupları, sevgili öğrencilerimiz, hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuz, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, kadim ve aziz dost, Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'nun takdim görevinin ben eski dostuna verilmiş olmasında ne derece onur duyduğumu anlatmam için yeterli kelimeler, cümleler kuramıyorum. Beni affedin. Küresel günü ve bilimsel varlığı hepimizce malum olmakla beraber izin verirseniz çarpıcı ve başarılı yaşamının temel unsurlarını bir defa daha huzurlarınızda vurgulamak istiyorum. Bana bu izni vermenizi hasreten istirham ederim. Çünkü hocamızın mevcudiyeti burada bulunan sevgili öğrencilerimiz için çok önemli bir örnek teşkil edecektir. Bunun hasreten belirtilmesini bilmesiyle emirlerinize sunuyorum. Sayın İhsanoğlu 26 Aralık 1943'te dünyaya geldi. Ensiklopedide bendenizden tam 5 yaş küçük olmuş oluyor. Gençliğinden dolayı kendisini kutladım. Kendisi evli ve 3 çocuk babasıdır. Güzel ailesini yakından tanımak imkanı buldum. Bir vesile gıyabında tek muhterem eşine de en derin saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunarım. Sayın İhsanoğlu'nun bildiğiniz gibi halen devam eden uluslararası görevi İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'dir. Ancak kendisinin bilim tarihi profesörü olarak birçok akademik kuruluşta düzenlediği küresel, tarihsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerde çok önemli bir rol olmuştur. Bir diğer büyük özelliği de dünyamıza kültürümüzün hediye ettiği en önemli alanlardan birisi olan halk sanatı faaliyetlerindeki üstün mevcudiyetidir. Bu çalışmalarıyla beşeriyetimize, insan medeniyetine yaptığı katkılar muhakkak ki her zaman hatırlanacak. Şimdi beni affederseniz yaşamında yaptığı başlıca görevleri sunmak istiyorum ama hepsini sunarsam program son derece uzun olacak. Bu itibarla içlerinden bazılarını seçerek size anlatmak istiyorum. Kendisi İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'nden önce Teşkilatın İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi İRSİKA'nın genel müdürlüğünü yapmıştır. Bu genel müdürlüğü size şöyle tarif edebilirim. İstanbul'da Yıldız Sarayı'nı tasavvur ediniz. Bu saray Türk tarihindeki üstün mevcudiyeti yanında bu yakın dönemde de Sayın İhsanoğlu'nun üstün mevcudiyetiyle
şekillenmiştir. Sarayın restorasyonu sadece dış alanlarda yaptığı katkılardandır. O saray içindeki çalışmaları ise bütün İslam dünyasının bilim, tarih, sanat ve kültürüne çok büyük katkısı olmuştur. Daha önce Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği Başkanlığı yapmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilk alakası İslam Kültür Mirası'nı Koruma Komisyonu Sekreterliği ile olmuştur zannediyorum. Ama İslam varlığına etkili çalışmalarla ilk girişi Birleşik Krallık Londra El Furkan İslam Mirası Vakfı Başkan Yardımcılığı'ndadır. İslamiyet'in bir hudut noktası olan Bosna Hersek Devleti Sayın İhsanoğlu'nun mevcudiyetini önemli izlemiş ve kendisine devletin büyükelçiliği, devamlı büyükelçiliği görevini vermiştir. Öte yandan Türk Bilim Tarihi kurucu başkanı olarak da kendisini selamlamaktayız. Akademik hayatında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü kurmuştur. Bundan sonra bu bölümün başkanlığını yapmıştır. Hemen akabinde uluslararası plandaki faaliyetlerinden çok önemli birisine değinmek istiyorum. Almanya'da Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi'nde konuk profesör olarak ders vermiştir. Bildiği dilleri sadece üstün hukuku olan diller olarak saymak istiyorum. Diğerlerini saymayacağım. İngilizce, Arapça, Fransızca ve Acemce onun kendi ana dili olan Türkçe kadar güzel kullandığı dillerdir. Tabii bu söylediklerimin yanında kendisinin aktif, dinamik hayatı birçok kurum ve etkinliklerde de rol almasına imkan vermiştir. Sadece üyeliklerini sayalım derim. Academia Europa, International Academy of History of Science, Gesellschaft der Freunde Islamischer Kunst und Kultur, Central Manuscripts Governing Board of the Library of Alexandria, Advisory Board of the Tufts University Far East Center for Eastern Mediterranean Studies, the Scientific Committee of Alesco Encyclopedia of Renowned Arab and Muslim Scholars, Advisory Board of the Center of Islamic Studies, SOAS, of the School of Oriental and African Studies in the University of London, Advisory Board of the Harvard University Center of Middle Eastern Studies ve sonra Türkiye'mizde çok önemli bir kuruluş, Atatürk'ümüzün büyük kuruluşu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Kültür Merkezi üyeliği. Bilahare Scientific Council and Board of Consultants of the Encyclopedia of Harameyn, yani Mekke el-Mukarreme and Medine el-Munavvere, Bilahare Boards of Al-Furqan Islamic Foundation, Académie Internationale d'Histoire des Sciences, Paris, International Society for History of Arabic and Islamic Sciences and Philosophy, Royal Jordanian Academy of Islamic Civilization and Research, İstanbul Ortadoğu ve Balkanlar Araştırma Vakfı, Academy of Arabic Language, OMETAR, UNESCO Work on Aspects of Islamic Culture, Egyptian History Society, Tunisian Academy of Sciences, Literature and Arts, bilinen ismiyle Beyt el-Hikmet, Paris International Society of History of Medicine, üyeliklerinden sadece bazılarımız. Yayın kurullarına bakalım. Çünkü bilimsel faaliyetlerinin yanında diğerlerinin bilim faaliyetlerini de teşvik etmek İhsanoğlu'nun en önemli özelliklerinden biridir. İrsika Newsletter, SOAS Journal of Quranic Studies, Cambridge Journal of Islamic Studies, Oxford Center for Islamic Studies,
London Arts and the Islamic World, Wiesbaden Archivum Ottomanicum, Jordanian Bulletin of Royal Institute for Interfaith Studies, Barcelona Journal for History of Exact and Natural Sciences, New Delhi Hamdard University Studies in History of Medicine and Science. Fahri doktoralı saygıyla sayıyorum şu üniversite ve bilim kurumlarındandır. Ayn Şems University, Kahire, İstanbul Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Kırgızistan Bişkek Humanities University, International Islamic University of Malaysia, Uşak Üniversitesi, Rusya Başkır Devlet Pedagoji Üniversitesi ki bu vesileyle kendisini Türk kültüründe çok önemli yeri olan Avrasya'daki etkisini görmekteyiz. Bangladeş Dhaka İslam Teknoloji Üniversitesi, KKTC'mizde Yakın Doğu Üniversitesi bizden erken hareket etmiş. Kıskanmamak lazım, kutlamak lazım. Uganda İslam Üniversitesi, İngiltere Exeter University, İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi, İtalya Padova Üniversitesi, Rusya Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Tataristan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, Sofya Üniversitesi, Bosna Hersek Saraybosna Üniversitesi, Azerbaycan Bilimler Akademisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Long Island Darling College ve İstanbul'umuzun Mimar Sinan Üniversitesi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Üstün Hizmet Madalyası sahibi olan Sayın İhsanoğlu, Rusya, Filistin, Surinam, Bangladeş, Kosova, Kazakistan, Mısır, İtalya, Gabon, Cibuti, Pakistan, Macaristan, Malezya, Senegal, İran ve Ürdün devlet nişanları yanında çeşitli uluslararası kuruluş madalyalarının da sahibidir. Diğer taraftan Barcelona Üniversitesi tarafından adına İhsanoğlu Gold Medal olarak anılan bir altın madalya ihdas edilmiştir. Burada teker teker saymam mümkün olmayan çok sayıda kitap, makale ve diğer yayınları bulunmaktadır. İşte 1980'li yılların başından bu yana tanımış olduğum değerli bilim adamı, uluslararası diplomat, İslamiyetin ve beşeriyetimizin hatimi, üstün kişilik, aziz dost Profesör Doktor İhsanoğlu, Hikmelettin İhsanoğlu böyle bir şahsiyettir. Kendisine tüm saydığım hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Diğer taraftan Sayın İhsanoğlu'na üniversitemizin fahri doktorasını tevdi edecek olan değerli rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen'e de üniversitemizde kurulması mukayyer olan İslam Araştırmaları Merkezi'ne ilgisinden dolayı bu vesileyle derin şükranlarımı sunmak isterim. Bu merkez, ümit ediyoruz ki İslam dünyasının insan medeniyetinin tümüne yaptığı hizmetleri en doğru, en objektif ve en bilimsel şekilde ortaya çıkaracaktır. Böylece hem İslam dünyasının dışındaki dünyaya insan medeniyetinin İslam kültürü olmaksızın güdük bir medeniyet olarak kalacağını anlatmış olabileceğiz. Hem de bizatihi İslam dünyasına unuttukları veya zaman zaman hatırlamalarına engel olan büyük İslam medeniyetinin ne olduğunu bir kere daha çalışmalarımızda hatırlatacağız. Sanıyorum ki böyle bir hizmetin bu üniversitede yapılmasına imkan verdiği için Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen'i hepimiz adına kutlarsam haksız olmam. Ben sözlerimi hak ettiği için Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu biraz uzattım. Eğer burada bir yanlış yapmışsam tabii bu ne Sayın İhsanoğlu'nun hatasıdır ne Sayın Rektörümüzün hatasıdır. Sürçülisan ettiysem kusurum affola. Beni dinlediğiniz için hepinize içten teşekkür ederim.
Sayın Aray'a teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen'i kürsüye davet ediyorum. Sayın İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterim, Sayın Mütevelliye Başkanım, üyelerim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Konuklar, öğretim üyelerimiz, sevgili öğrencilerimiz, basınımızın kıymetli mensupları. Üniversitemiz için çok çok özel bir gün olan İslam Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'na Üniversitemiz Senatosu'nun 15 Mayıs 2013 tarihli toplantısında da aldığı karara istinaden sunulmakta olan Fahri Doktora'nın tevdi amacıyla hazırlanmış törene hoş geldiniz. Efendim, iki üniversite rektörlüğü, 7. yıl rektörlük görevi, emin olun hiç bu kadar kendimi heyecanlı hissetmemiştim. Sayın hocamızın kariyeri az önce okundu. Bizlerin akademisyenler olarak böyle bir CV, böyle bir özgeçmiş karşısında neler hissettiğimi, hissedebileceğimizi hep birlikte eminim aynı duygularla düşünmekteyiz. Sayın İhsanoğlu'nun üstün kariyeri gerek üniversitemiz ve ülkemiz, gerek içinde bulunduğumuz bölge ve dünyamız için ne derecede önemli katkılar yaptığının en büyük göstergesidir. Gerçekten Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra evrensel dengelerde ortaya çıkan ve dünyamızı yeni önemli arayışlar içerisine sokan pek çok hassas etki tepki ilişkisinde başında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam aleminin dünyadaki yerini pekiştirecek ve saygınlığını artıracak pek değerli çalışmalar yapmasını yönlendiren Sayın Hocamızın çabalarının dünya ve bölge istikrarına sağladıkları yadsınamaz. Bilim aleminde kanıtlanmış değerli varlığına ek olarak uluslararası ilişkilerdeki bu üstün başarısı dünyamızda bazılarının iddia ettiği gibi kültürler arasında bir çatışma değil, tam bir uyum ve tamamlayıcılık sağlamasının ne derece gerekli olduğunu ve insanlığa ne kadar büyük yararlar getireceğinin sağlam bir delili olmuştur. Kurulması amacıyla değerli yardımlarını esirgemediği ve desteklerine minnettar olduğumuz Üniversitemiz İslam Araştırmaları Merkezi de şüphesiz aynı yolda şevkle ilerleyecek. Tüm dünyanın, İslam aleminin uygarlığa yaptığı sayısız hizmetleri gerektiği gibi hatırlamasına vesile olacak ve insanlık aleminin uyum içinde ilerlemesine yeni katkılarda bulunacak önemli bilimsel araştırma ve çalışmalar gerçekleştirecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihsel bir uç bölgesi olan bu güzel şehirde, Lefke'mizde bulunan üniversitemiz böyle bir faaliyeti başlatılması ise Kıbrıs Türk toplumunun bütün engellemelere rağmen dünya medeniyeti ile ne kadar iç içe ve sağlam biçimde bütünleşmiş olduğunu göstermesi açısından ayrıca büyük önem taşıyacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'na Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Fahri Doktorasını kabul ettikleri için teşekkür eder. Bu doktora ünvanını sunmaktan ve kendilerini üniversitemize ağırlamaktan duyduğum onuru bir kez daha vurgulayarak
kendilerini yüksek huzurlarınızda en iyi dileklerim ve içten saygılarımla bir kez daha tebrik ederim. Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Onursal Doktora Payesi'nin takdimini gerçekleştirmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Profesör Doktor Ekmenettin İhsanoğlu sahneye davet ediyoruz. Senatoya özellikle bizim değerli tarihlerimizi ifşa eden artık abi demek durumunda kalacak kendisini sorumluluk Sayın Büyükelçi Doçent Doktor Umut Arık Beyefendi'ye de teşekkür etmek istiyorum. Şimdi iki şey hatırlıyorum. Birisi Kıbrıs'ın ve Türk dünyasının büyük lideri ve Türk dünyasının büyük kahramanı Rauf Denktaş Bey'in son sözlerinden birisi. Lefke'ye lütfen dikkat ediniz. Denktaş Bey, Lefke'ye karşı büyük bir ilgisi, sevgisi vardı. Ve ölüm yatağında bana olan vasiyetlerinden bir tanesi Lefke'ye dikkat ediniz. Lefke'nin önemine işaret etmiştir. Birinci husus bu, çünkü gerçekten Lefke Kıbrıs'ta Türkleşmenin, İslamlaşmanın ilk adımlarından atıldığı yer ve bugün hala stratejik konumunu korumaktadır. Hatırlamak istediğim birinci söz bu. İkinci söz, meşhur Fransız tarihçisi Brudel. Brudel 20. yüzyılda yetişen en büyük tarihçilerden birisi ve onun Akdeniz'le ilgili önemli çalışmaları var. Onun da büyük, çok geniş kapsamlı Anlar diye bir dizi çalışması, kendisi, öğrencileri ve araştırmacılar grubu 16. yüzyılda ki ticaret ve medeniyet tarihi bütün olarak, bütün yaptığı çalışmaları medeniyet tarihi adlı bir eserinde toplar ve orada der ki medeniyet tarihi ödünç alma tarihidir. Yani eğer biz Akdeniz çevresi etrafında düşünecek olursak işte medeniyetin beşiği olan ülkeler Mısır, Mezopotamya, ondan sonra Finikya ve daha sonra İonya, Yunan, ondan sonra İslam ve Avrupa, Rönesans
bilimlerini vesaire. Şimdi bu güneyden kuzeye, kuzeyden güneye hareket eden medeniyet tarihine baktığımız zaman Kıbrıs hakikaten bu güzergah üzerinde olan önemli merkezlerden, stratejik merkezlerden bir tanesi. Ve bu tarihin aslında yani prehistoriyeden günümüze kadar medeniyet hareketi bu şekilde güneyden kuzeye, kuzeyden güneye değişik dönemler. Kıbrıs'ta bir bunun içerisinde müstesna bir tarihi var. Özellikle Osmanlı fethinden sonra. Fakat Kıbrıs Osmanlı fethinden önce hiçbir zaman bir Rum adası değildi. Bunu bu şekilde algılamak lazım. İslam dünyasıyla olan Kıbrıs'ın ilgisi Hazreti Peygamber zamanında Ala Sultan'la beraber başlar. Emeviler, Abbasiler, Memluklar, Fatimiler daha önce, Tunus'ta Adlebiler ve nihayet Osmanlılar. Yani Osmanlılar ilk defa buraya girmiş ve gelen Müslüman devleti değil. Ondan önce İslam tarihinin ilk asrından itibaren Müslümanların denize açılması Emeviler zamanında Kıbrıs ilk hedeflerden bir tanesidir. Onun için bunu bu yeni kurulan merkezin bu konuları ele almasında büyük fayda var. Yani Yunan adasıdır Kıbrıs. Bu iddiayı kırmak lazım. Bu iddiayı yıkmak lazım. Bizim buradaki varlığımız Osmanlı ile başlamıyor. Osmanlı daha önceki varlığı daha güçlü bir hale getirmiştir. Ve burası İslam dünyasına ait bir kısımdır. Bu temaları ilmi zeminde vurgulamak lazım. Bu düşüncelerle, bu hislerle Lefke Üniversitesi'ne Naci şahsıma karşı bu gösterilen yakın ilgi ve takdire layık olmaya çalışacağım. Bu merkezin de başarılı bir şekilde çalışmasını temenni ederim. Biz de bizim teşkilatın İslamik Solidarity Fonu'nun bir sembolik katkısını sunmak istiyorum merkeze. Daha sonra da eminim ki bu merkez yaptığı çalışmalarla daha büyük desteklere, bu bir nevi bir seed money, bir başlangıç olarak Sayın Rektörümüze bunu sunmak isterim. Bahsettiğiniz şekilde yapılacak araştırmalar.